Beni Madame Franziska, Bebitofas Serge Saibiem. Bu araba şimdi kadar saatin aldım en iyi şey. Her zaman kolay değil ama dikensiz gül olmaz. Çoğu şeyden korkmuyorum ama korktuğum özel bir şey var. Arabamla tüfü geçmek. Şimdi TÜV zamanı geldi. Hiç sıkıntı yok ama TÜV yapmam lazım. Çünkü gelecek hafta TÜV bitecek. O zaman şimdi TÜV'e gidiyorum. Antalya'da sadece bir TÜV buldum. TÜV Türk. Oraya gidiyorum şimdi. 30 dakika buradan. Hadi gidelim. Randevu yapmadım. Çünkü işte Türkiye. Ve randevu gerek yok ya. Hava çok kötü Antalya'da. Hadi be. Limon lütfen. Zaten harika bir başlangıç geçti ama geldiğimizde limonun daha iyisini yapacağını biliyordum. Sadece bugün çalış. Dördüncü. Tamam. Beş kez. Oldu. Hadi. Uf, çok kötü sokaklar. Çok yağmur yağdı. Ama sıkıntı yok. Hadi lan. Bir anda arabanın içinde çok fazla duman belirdi. Ve çok hızlı bir şekilde ortadan kayboldu. Çok korkuyorum. Buna ateş geldi. Gerçekten arabada duman vardı. Buradan geldi. Hayal mi ettim veya gerçek mi? Gerçekti mi? Gerçekten delirdiğimi düşündüm. Hadi devam ediyoruz. Bu noktadan daha fazla duman geliyordu ama ben fark etmedim. Tamam, geldim, vardım, buradayım. Araç muayene istasyonu. Araç muayene istasyonu burada. Çok araç var. Burada park yapıyorum. Hadi gidelim. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden rastgele birine sordum. Yani tamam. Şuraya gir, soldan sıranı al. Çok teşekkürler. Hadi gidelim. Ne zaman geri geleceğim? 12.30. Evet, 12.30. Tamam. Sonra buraya gel. Buraya geliyorum. Numaraya yanınca. Tamam. Tabii ki bir randevuya ihtiyacım vardı. TÜV'ün Türkiye'ye Almanlar tarafından getirdiğini tamamen unutmuşum. TÜV, Technischer Überwachungsverein demek. Benim randevu 12.30. Şimdi 11. O zaman 1.5 saat bekleyeceğim. Bekliyorum şimdi de. Sübüriyorum. Simit. Çok güzel. Şimdi saat 12.30 ve geri gidiyorum, dönüyorum. Çünkü randevum var şimdi. Bu benim numaram. Geçmiş numaranız alayım. Ya, 2 saat bekledim. Nerede beklediniz? Burada beklemediniz mi? Ya burada geldim, 2 saat bekle söyledi, şimdi geri tamam, geldim. Tamam, fırsatı alayım. Sonra bana sorular sormaya başladılar. Bu araçta şu anda benzin var mı? İçerinde var, evet. Çalışıyor değil mi benzinle? Ya, bazen çalışıyor. Onu mahvetmeye çok yakındım. Şimdi evet, çalışıyor. Yakındı ama aynı zamanda yetkililerle nasıl başa çıkacağımı da biliyordum. Ödemeye nakit mi
olacaktı. Nakit onu. Ne kadar? 463. Teşekkürler. İmza atar mısınız? Karşı tarafta yazıyorsunuz. Sonra bu numarayı kanaldan takip edin. Tamam, teşekkürler. Yani arabamla gidiyorum veya sadece ben gidiyorum. Ama arabamla. Tabii, aracınızla kanala yanaşacaksınız. Tamam. Tamam, teşekkürler. Hepsi anlamadım ama gidiyoruz şimdi. Bu bana verdi. Otomobil egzoz pulu. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım ama yapabilirim. Hadi. Ya bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Emisyon için mi? Benzin de pek öyle. Bekleyin biraz da çağıracağım. Tamam, bekliyorum. Araba sizin mi? Evet. Allah abi, ama çok güzel sürüyor. Tamam. Bekliyorum şimdi. Çok heyecanlıyım çünkü problem istemiyorum. Ya Limon gerçekten güzel bir araba. Hiç sıkıntı yok, şimdi güzel sürüyor. Kilometresi kaç arabanın? Burada bakayım. 5400. 5480. Ama belki 100 bin daha var. Siz mi yaptırdınız arabayı? Yapmadım, sadece aldım. Bu şekilde aldınız? Evet. Araba şu an gazda mı? Gelin siz. Tamam. Kanka hortumu çıkarsana. Aracı sol tarafa park edin. Ekrandan numarayı takip edin. Hangi numara? 1101. 1100. Evet. 1101. İlk aldım. Bekliyorum burada. Aynen. Tamam. Sol tarafa park edin. Oradan numarayı takip edin. Tamam, teşekkürler. Yavaş, yavaş. Bekliyorum şimdi. Ama nereye gitmeliyim bilmiyorum. Tamamen kafam karıştı. Sadece birinin kafa karışıklığımı görmesini ve bana yardım etmesini umdum. Ben. Araç. Sonra otogaz tanka bakmak istediler ve tüm bagajım giysilerle doluydu. Tabii ki. Karşıya. İçeriye girmek yasak da dışarıdan geçiyorsunuz. Karşı kapı var ya. Kapı. Ha, kapının önünde bekleyin. Bekliyorum.
sen bekle söyledi. O zaman kapıda bekliyorum şimdi. Franziska. Tek tek geziyor, yiyecek, içecek, gezecekler her yerini tanıtıyor. Arabayla geziyor. Bir tane Alman kızın mı? Alman bir kızın. Daha karşıda sarışın bir Franziska ne üstüye? Sonra sadece bekliyordum ve bekliyordum ve her şeyin yoluna gireceğini umuyordum. Rus bayanı. Rus mu? Rus diyorum ya, Alman. Oo, ulan sen de yanma şanslısın ha, şerefsizim lan. Adın ünlüymüş lan. Hadi canım. Fenomen. Buna mı biniyor aman abi? Bir tane daha var. Kanka hatta program çekiyorum şurada. Hani bir lezzet şeyler falan var ya, şehirleri geziyorlar. Uzun farlarınız yanmıyor herhalde. Uzun far var ya, kısa far, uzun far. Ne var? Far far. Far far. Siz program yapıyordunuz değil mi? Problem yok. Evet. Aynısını düşünüyorum. Hiç anlamadım. Pozitif olmaya çalıştım. Her zaman. Sıvı gaz sistemi onaysız. LPG tankı var ya, buradaki tank demin açtığımız. O tankı değiştirmişler. Bunun bize evraklarını getirmeniz lazım. Montaj belgesi. Ben buraya yazayım. Hı-hı. Anlıyorsunuz değil mi? Hiç anlamadım. Ya biraz anlayacağım. Geri vites lambası yanmıyor şu var ya. Geri vites lambası aynen. O yanmıyor, onu yapmamız lazım. Tamam. Diğeri de uzun farlar var ya. Far, ampul, uzun far. Evet. Uzunlar yanmıyor, sadece kısalar yanıyor şu an. Tamam. Onları yaptırıyorsunuz. Tamam. Tamam. Bugün yapıyorum. Saat 5'e kadar gelebilirsiniz. Tamam. Ondan sonra tekrar yardımcı olalım. Tamam. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Şimdi düzeltmem gereken şeylerle uzun dolu bir listem vardı. Hala neyin yanlış olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ama bir sonraki tamirciye gittim. Tamam, birkaç sıkıntı var. Şimdi tamirciye gitmem lazım. Sıvı gaz sistemi oynasız. Bu ne demek bilmiyorum. Geri vites lambası tamamen fonksiyonunu yerine getirmiyor. Anladım. Uzun huzmeli far, her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor. Sıvı gaz sistemi camla üzerinde ikaz etiketleri yok. Ve motor ya kaçakları var. Evet, bu çok eski bir sıkıntı. Bence bu yaptık ama bilmiyorum. Şimdi tamirciyi arıyoruz ve tamirciye gitmem lazım şimdi. Hadi bakalım. Geldik. Hepsi için? Şunu dalcıya gideceğim. Dalcıya gönderirim ben seni şimdi. Şununla şunu, iki tanesini burada yaptıracağım. Elektrikçi ayrı, bana bir şey yazmamış. Ben de mekanikçiyim, tamirciyim. Ha, tamam. Benlik bir şey yok. Evet. Elektrikçilik var, onu da baktırttırayım. Hiç anlamadım. Ama bu da yapabilirim. Yapabiliyorum. Yapılıyor, sıkıntı yok. Süper ya. Araba gidermiş ama. Evet, çok eski. Arzalıysa kaç para olduğunu bilmiyorum. Onlar kontrol olması gerek şimdi. Tamam. Kaç para otlar diye mi? 100 otlar, 200 otlar. Tamam. Anladım. Hiç anlamadım. Şu hariç ama. Şu gaz sistemi. O hariç. O hariç, onu gazcıya yollayayım ben sana. Tamam. Tamam. Batman yapma. Ver onu hadi. Onda bir şey var mı? Onda bir şey. Yok. Her şey.
şey yanmıyor. Parklar. İçeri katalım arabayı da. Hı? Arabayı içeri katacağım. Hı. Ceren geliyor, bıktı. Ben direkt vereceğim. Ceren geldiğinde geldirsin. İyi mi? Hı? İyi mi? İyi. Her zaman her şey iyi. İyi. Montaj. Proje istiyor. Tamam işte. Tamam. Proje yok işte, proje yapacak. Tamam, onu yapacaksın. Kaç parayı bulur? 200. Ben abi. Ne arıyorsunuz? Burayı çıkarmamız gerekiyor. Tüp. Tamam. Tüp. Ya. Tüp burada değil değil mi? Tüp ne demek? Tüp şunun arkasında geldi. Ha. Bak şuna bak. Gel. Burayı toplayacağız. Bunlar toplayacak da. Söktük ya komploları. Geriye. Topluyoruz. Ceren gelmiyor diyor. Eğip çalışıyor muydu? Çalışıyor mu? Bas. Tamam, bir bak. Gene aç. Tamam. Nereden açıyordu? Aç abi. Geri tamam, farların tamam. Tüp kapalı da, dur. Dur abi. Şurada tüp var ya, tüp. Hı. Bak düğmeyi aç. Bu tarafa. Gaz ver. Bam bam bam. Evet. Yanıyordu. Çok tamam. Denmiş, bu yüzden değişti yani. Çok teşekkürler. Usta tamam, usta. Her şey düzelt, beni sanayiye gönderdiler. Beni sanayiye gönderdiler, sanayiye. Evet. Tüpçü yapacak. Tamam. Biliyorum, dikçiler de var burada. Eski sanayi. Nerede? Montaj bölgesi. Evet. Çek çek çek. Tamam. Senin ekine gidip alacaksın sadece. Tamam. Radyom açılıp kapanıyor ve aniden Britney Spears çaldı. Ben burada konumu takip edersin. Tamam, buradan gidersin. Tamam, teşekkürler. Çok ben teşekkür ederim. Herhangi bir şey olsa yine yarın gel. Gerekir neyse yardımcı olursun. Teşekkürler, iyi günler. Ah. Şimdi bitti ama bir sıkıntı daha var. Montaj bölgesi yapmam lazım. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. O zaman ben eski sanayiye gidiyorum şimdi. Ya çok yoruldum ama ne yapabilirim? Hadi gidelim. Merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Montaj bölgesi yapmam lazım. Nereye gidebilirim? Araç muayenesi. Montaj bölgesi. Montaj bölgesi sadece. Ha. Gaz için mi? Ne? Gaz. Evet. En üstteki kusur mu? Yok, bunu yaptık. Tamam. Sadece gaz sistemi montaj. Bir arkada taş kaya var. Yanına bin, yanına bin, yanına bin. Ben gidemem, dükkan var. Yan arkadaş götürsün mü sizi? Tamam. Bir arka sokakta en başta Daşkaya. Hadi gidelim. Adınız ne? Kaan. Kaan. Sizin? Ben Francisca. Bu sizin mi araba? Evet. Güzelmiş. Evet, çok eski. Yo, klasik. Evet, klasik. Ha, bu muayeneden geçmemiş. Ya bugün tamirciye gittim. Hı hı. Lamba falan yaptık. Sadece gaz. Evet. Montaj bölgesi yapmadık. Tamam. Siz ne yaptınız burada? Çalışıyor musunuz burada? Yok, arkadaşımın yanına geldim ben. Ha, tamam. Ben burada çalışmıyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Biraz bagaj var. Evet. Bir saniye. Yine bagajı boşaltmak zorunda kaldı. Araba güzelmiş. Teşekkürler. Kaç aldın? Ne? Kaç para? 20. Çok kolay. 40. 40 evet. 40.000. Türk insanı her zaman parayla ilgili sorula sora. Almanya'da gidilmez. Ben size şimdi proje hazırlayacağım. Evet. Vereceğim onu. Tamam. Onlarla birlikte muayeneye gideceksiniz. Tamam. Bana maliyetiniz 200 lira. Tamam. 200 lira ücreti var. İndirim alabilir miyim? İndirim. İndirimli fiyatı. Arkadaş gönderdiyse. Tamam. Bunun aldım. 180 lira ödedim ve muayeneye geri gitmem lazım ama şimdi kapalı. Tam gün tamircide, muayenede, sanayide
kaldım. Uf. Yarın sabah muayeneye döneceğim. Merhaba, ertesi gün şimdi ve TÜV geri gidiyorum çünkü Pepsi var şimdi ve umarım limon on aylanı. Ertesi gün çok kalabalıktı. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyorum? Tamam, takip ediyorsunuz. Numara nerede? Yandığı zaman içeriye geliyorsunuz. Buraya. Ama ödedim tamam. Dün. Önce siz işle başlayacaksınız. Önce işleminizin açılması lazım. Evraklarınızı alacağız. Sonra kanala göndereceğiz sizi. Yani... Bu evrakları arkadaş alacak. Ondan sonra kanala gönderecek sizi. Kontrole. Burada bekliyorum. Aynen. Önce burayı takip edin. Önce burada yanacak. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Tekrar geldim. Şimdi benim numaram 4503 ve 4501 şimdi. O zaman sadece iki tane var. Savaşa hazırım. Onlar zor olmuyor ya, ama şimdi dolu. Dolu değil, ben sadece tanka bakacağım. Sonra limon tekrar kontrol den geçti. Wer geçti mi die? Ama hala yanmıyor. Ne? Yanmıyor. Geri vites lambası var ya. Her şey iyi. 3 tane kusur vardı ya. 3 tane. Kusur. Uzun değil. Geri vites. Geri vites. Normal. Lambası. Çalışmıyor. Çalışıyor. Bir sıkıntı var. Geri vites ile. Bakalım. Kusuru vardı ya, ben size yazdım. Hayır, gittiğim yaptı. Evet. Şimdi çalışıyor. Ben de çalışmıyorum. Gerçekten. Tüf alıyor muyum? Tüf alıyorum. Gerçekten. Gerçekten. Almanya'da Türk değil mi? Evet. Orada da işlem yaptın mı? Yaptım. Yapılmış ya. Dün gittim. Panayi'ye gittim. Pamici'ye gittim. Tam dün. Bir süre sonra nihayet bana haber verdiler. Geleceksin derken yani mecbur geleceksin. 2 sene sonra tekrar geleceksin. Ne zaman? 2 sene sonra. 2 yıl sonra. Ha, tamam iyi. Tamam. İyi günler. Görüşürüz. İyi görüşürüz. İnanmıyorum ama yaptık. Limon, gerçekten ben çok saygı duyuyorum sana. Teşekkürler her şey için. Evet, her şey harikaydı. Çok kolay değildi. Ama çok zor da değildi. Yani sadece iki kez buraya geldim. Çünkü bir sıkıntı vardı. Bana söyledi, ben sanayiye gittim. Hepsi yaptı ve bir gün sonra geri geldim. Hepsi anlamadım ama hepsi iyi şimdi. O zaman mutluyum. Ben çok şaşırdım çünkü burada, Antalya'da çok organize oldu. Her şey iyiydi. Yani bir sıra numara aldım, internette bir randevu yaptım, buraya geldim, sıra numarası aldım, bekledim, şeyler yaptık. Sonra arabayla egzoz ve genel muayeneye gittim ve sıkıntı olursa tekrar geliyorsun. Çok güzel. Şimdi limonla her yere gidebilirim ve inşallah 81 ile gidiyoruz. Hadi gidelim.